9 günlük bayram tatilinin bitmesine bir gün kala tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Haliyle otogarlarda yoğunluk her geçen saat arttı. Kimi tatil yerlerinden veya yaşadıkları yerlerden memleketi olan Ordu'ya geldi, kimi ise tatile geldiği Ordu'dan yaşadığı şehre seyahat etti. Yolculuk nereye? Konya'ya yolculuğumuz. Ailem buradaydı. Bir düğünümüz vardı bayram öncesi. Hepsini bir arada yaptık. Şimdi dönüyoruz. İnşallah evimize gideceğiz. Tatiliniz Ordu'da nasıl geçti? Biraz yoğun geçti. Yoğun bir tempoyla. Bayram tatili kurban olunca özellikle yoğun oluyor. Güzel geçti. Ailemi ziyaret ettim. Özlemlerimizi giderdik. İyi oldu benim için de. Uzun yıllar oldu. 2,5 yıl kadar oldu. Gelememiştim. Şimdi çok daha rahat bir şekilde geçirdik. İstanbul'a gidiyorum. Tatilim bitti. Şimdi yolculuk başladı. Ankara'ya gidiyorum. Arkadaşımı ziyarete geldim. Üniversitenin arkadaşım. Bayram tatili dolayısıyla işten de izin olunca görüşelim diye bir ziyarete geldim kendisine. Şimdi Ankara'ya gidiyorum tekrar. Tatil bitti. Şimdi bugün buraya indim. Bilet satışlarından oldukça memnun olan otobüs firması yetkilileri bu birkaç günlük süre zarfında biletlerin tükendiğini, dolayısıyla ek seferler düzenlediklerini ifade etti. Şu anda yer yok arabalarda. Müşteriye cevap vermek için ek seferler düzenliyoruz. Dolu. Şu an dolu otobüsler cumartesi gün. Yarın var mesela. Bayram tatilinin bitmesine çok az bir süre kaldı. Bu yüzden otogarlarda yoğun mesaisine devam ediyor. Gerek Ordu'dan farklı illere gidenler, gerekse Ordu'ya dönüşler şu anda çok fazla. Bu yüzden otobüs firmalarının müşterilerinden bir isteği var. Bu da bileti almayı son güne bırakmamaları. Son güne bırakmasınlar, biletlerini alsınlar. Rezerve biletleri zaten telefon açıp kontrol ettiriyoruz biz. Arıyoruz. Biletlerini de erkenden alın diye söylüyoruz. Konuda tabii ki tedbir almaları gerekiyor. İstanbul'dan yaklaşık Haziran'ın 10'undan beri bir geliş var. Ve komple bu gelişler bir günde geri dönecek. Son güne bırakmamaları veya ellerinden geliyorsa bir hafta öncesinden almaları daha iyi olur onlar için. Mesela bugün yarın araçlarımızda yer yok. Birçok kişi sıkıntı çekiyor şu anda. Minibüslerle gitmeye çalışıyorlar. Bunlar da zararlı bir şeyler tabii ki. Hani erkenden alırlarsa daha iyi olur onlar için.